Hepinize merhabalar arkadaşlar. KPSS 2021 lisans ve yurtdışı öğretmenlik sınavına girecek olan arkadaşlarım için yine güzel bir genel kültür ve güncel bilgiler videosu hazırladım. Birazdan 30 adet genel kültür güncel bilgiler soru cevap videosu sizlerle birlikte olacak. 10. videodayız arkadaşlar ama sorularıma geçmeden önce birkaç şey hatırlatmak istiyorum. E, TYT AYT kanalımda coğrafya tarih e, konu anlatımı soru cevap videoları yayınlıyorum. E, oraya bir göz atarsanız e, iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bununla birlikte KPSS sorularımız e, sayfasından e, yani Instagram sayfasından da yine e, soru paylaşımları yapıyorum. Oradan da. E, takip edebilirsiniz. Takip ederseniz beni memnun edersiniz diyorum arkadaşlar. Eğer sizler de hazırsanız soru-cevaplarımıza geçiyorum. Yerli ve milli tünel açma makinasının adı nedir arkadaşlar? Böyle bir soruyla karşılaştığımızda cevabımız lale yani e, köstebek olacak. Mars çalışmalarına kabul edilen ilk Türk mimar kimdir? Bahsettiğimiz bu Türk mimar Saadet Yüncü'dür arkadaşlar. 2019 NATO zirvesi nerede yapılmıştır? 2019 NATO zirvesi Londra'da yapılmıştır arkadaşlar. E, NATO'nun açılımını e, bir kere daha tekrar edelim. Kuzey Atlantik Anlaşma Örgütü, 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşmasına dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 18 ülkenin daha katıldığı uluslararası askeri ittifaktır arkadaşlar. NATO, örgüt üyeleri herhangi bir dış güçten gelebilecek saldırıya karşı ortak savunma yapmaktadır ve Türkiye'de 1952 yılında katılmıştır diye bilgilerimizi bir tazeleyelim. 2019 G7 zirvesi nerede yapılmıştır? Peki? Fransa'da yapılmıştır arkadaşlar. 5G teknolojisini ilk kullanan ülke neresidir? Güney Kore'dir diyeceğiz. 2019 yılında ibadete açılan Cumhuriyet tarihinin en büyük camisinin adı nedir? Çamlıca Camii olacak bu sorumuzun cevabı. Mayıs 2020'de Dünya Sağlık Örgütü'nden çekilen devlet hangisidir? ABD olacak arkadaşlar bu sorumuzun cevabı da. Türkiye'de ilk COVID-19 hastasına bakan, Nisan 2020'de yaşamını yitiren Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nun ismi hangi hastaneye verilmiştir? Böyle bir soruyla karşılaştığımızda da cevabımız Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olacak arkadaşlar. 2020'de Kocaeli ilimizde keşfedilen endemik bitkinin adı nedir? Keltepe çiğdemidir arkadaşlar. Diğer videolarda da yine keşfedilen farklı endemik bitki türlerinden bahsetmiştim. Onlardan bir tanesi de 2020'de keşfedilen Keltepe çiğdemidir arkadaşlar. Türkiye'nin ilk tropikal meyvesi hangisidir? Ejder meyvesidir diyoruz. Haziran 2020'de başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunun adı nedir? Bu sorunun cevabı da bataklık operasyonu olacak arkadaşlar. En çok ülkeyi sınırı olan ilimiz hangisidir? Zaten haritada resimde hemen gördünüz. Iğdır olacak bu sorunun cevabı Ermenistan, Azerbaycan ve İran ile sınır komşusu arkadaşlar. En çok ülkeye sınırı olan ilimizdir diyoruz Iğdır için. Trans Anadolu doğalgaz boru hattı yani Tanab'ın Avrupa bağlantısı hangi ilimizde açılmıştır? Edirne'de açılmıştır arkadaşlar. Mayıs 2020'de açılan ismi Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen adanın eski adı nedir? Yasadadır diyeceğiz. Mayıs 2020'de meydana gelen 90'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nerede gerçekleşmiştir? Bahsettiğimiz bu uçak kazası Pakistan'da gerçekleşmiştir arkadaşlar. Herhalde film yönetmenleri 2020'de böyle bir şey olacağını öngörselerdi gerçekten çok güzel filmler çıkartırlardı ortaya arkadaşlar. Milenyumda korkutmuşlardı ee, işte 2000 yılı geldiğinde şöyle olacak böyle olacak işte bütün e, internet ağları bütün işte sistem çökecek falan olacak filan olacak diye. Ondan sonra 2012'de işte, işte kıyamet kopacak ee, işte şöyle felaketler olacak böyle felaketler olacak ama hiç kimse demek ki 2020 ile ilgili bir öngörü de bulunamadı ee, gerçekten çok sıkıntılı bir yıl geçirdik. Umarım 2021 ve sonrasında bu yaralar sarılır diye dua ediyoruz ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Minneapolis'te polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren kişi kimdir? George Floyd olacak bu sorumuzun cevabı da. Türkiye'nin en kısa kara sınırı olan ülke hangisidir? Nahçıvan'dır arkadaşlar. Bir ülkenin resmi para biriminin diğer ülke para birimleri karşısında değerinin azaltılmasına ne denir? Devalüasyon deniliyor arkadaşlar. Ekonomik bir kavramla ilgili sorumuz da geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk insanlı uçuşu gerçekleştiren özel şirketin adı nedir? Bahsettiğimiz bu şirket SpaceX arkadaşlar. Peki SpaceX'in ilk insanlı uçuşu gerçekleştirdiği ve astronotları taşıyan uzay mekiğinin adı nedir? Bu uzay mekiğinin adı ise Crew Dragon'dur. SpaceX'in uzay mekiği Crew Dragon'un taşıdığı ABD'li astronotların isimleri nelerdir? Arkadaşlar astronotların isimleri Doug Harley ve Bob Benken olacak. SpaceX'in Crew Dragon isimli uzay mekiği ile ilk insanlı uçuş denemesi nerede gerçekleştirilmiştir? Bu sorumuzun cevabı ise Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilmiştir. Rütük şikayet hak, hattı hakkı bakar mısınız? Rütük şikayet hakkı kaçtır? Ee, Rütük şikayet hattı kaçtır? Alo 178 olacak. Bu sorumuzun cevabı da arkadaşlar. Osmanlı Devleti'ndeki ilk karantina uygulaması hangi padişah zamanında yapılmıştır? İkinci Mahmut. Ee, hemen hemen her videomda bir ikinci Mahmut sorusu oluyor. Onu fark ettim. Demek ki e, videolarımın genelinde söylüyorum ikinci Mahmutla ilgili soru olduğunda. E, demek ki bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Hemen hemen her videomda söylüyorum ikinci Mahmut'un yaptığı yeniliklere e, ayrıca şöyle bir e, zaman ayırıp hani not alırsak e, daha iyi olur diye düşünüyorum. Dünya İnsan Hakları Günü her yıl hangi tarihte kutlanır? 10 Aralık'ta kutlanıyor arkadaşlar. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948 bu yüzden 10 Aralık'ta her yıl kutlanılıyor Dünya İnsan Hakları Günü. Türk edebiyatındaki ilk çeviri roman hangisidir? sorunun cevabı ise Yusuf Kamil Paşa'ya ait olan Fenelon'dan Telemak adlı roman olacak arkadaşlar. Atatürk'ün askerliğe yönelik eserleri nelerdir? Hemen bakıyoruz. Bölüğün Muharebe Eğitimi, Takımın Muharebe Eğitimi, Taktik Tatbikat Gezisi taktik meselelerin çözümü ve emirlerin yazılmasına ilişkin öğütler, Cumalı ordugahı ve zabit ve kumandan ile hasbihal Atatürk'ün askerliğe yönelik eserleridir diyeceğiz. Taşınabilir ya da taşınamaz mallar üzerinde kurulan hakimiyet durumuna ne denir? Zilliyet deniliyor arkadaşlar. Bu hakka sahip olan kişiye ise zilliyet denilmektedir Diyoruz. Evet sorularımızın sonuna geldik arkadaşlar ama dediğim gibi videolarımızın e, devamı hızlı bir şekilde gelecek. Kaçırmak istemiyorsanız bildirimlerinizi kesinlikle açmayı unutmayın. E, kitap çekilişimizle ilgili e, açıklama detaylar e, en yakın zamanda sizlerle birlikte olacak. E, o zamana kadar kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar, hoşça kalın arkadaşlar.